Ben uzun bir süre Osmanlı Türkçesi eğitimleri verdim. Osmanlı Türkçesi eğitimleri verirken e, aslında e, şimdiki neslin, şimdiki insanların hangi eğitim düzeyine sahip olurlarsa olsunlar birçoğunun Osmanlıca meselesine yabancı olduğunu gördüm. E, zaman zaman anlatıyorum. E, Birçok kez de anlatmışımdır bunu. E, yaşamış olduğum bir hikaye var. E, bu Osmanlı Türkçesi eğitimlerini verirken e, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ben kayıtlar da alıyordum aynı zamanda. Ee, üniversite öğrencisi ya da mezunu olduğunu düşündüğüm bir hanımefendi bana dedi ki, e, Osman Türkçesi dersleriniz var mı? Var ise kayıt yaptırmak istiyorum. Ben de tabii ki var, İşte kaydınızı yapabiliriz. Şurada şu saatte gelebilirsiniz demiştim kendilerine. Ee, neyse, kaydını yaptık. Görüşmeyi sonlandıracağız. Hocam affedersiniz bir şey daha sorabilir miyim dedi. Buyurun dedim, Osmanlıca kurslarınız da var mı? dedi. E, o zaman anladım ki aslında ben, yani Türkiye'de Osmanlı Türkçesi nedir? Ya da Osmanca nedir? Osmanca ve Osmanlı Türkçesi aynı şey midir? Farklı şeyler midir? E, i̇nsanlar oldukça bu işe yabancı. E, o zaman e, öncelikle ben Osmanlı Türkçesi derslerini veren biri olarak e, kendi kursiyerlerime, kendi öğrencilerime bunu anlatma gerekliliğini hissettim. E, ve bu amaçla daha önce röportajlardan oluşan e, ...akademik bir e, üslupla bir kitap yazdım ben. E, orada e, bir ölçüde bunu başardığıma inanıyorum. Ama e, belki bizim Türk milleti olarak en büyük eksiklerimizden biri şuydu. E, akademik bir dilde yazılan bir kitabı yeterince okumuyoruz. Okusak da anlamıyoruz. E, ilgimizi çekmiyor. E, bu meseleyi daha ilgi çekici hale nasıl getirebiliriz? İnsanları... Ee, nasıl e, bu konudan haberdar edebiliriz diye düşünürken hikayesini yazmanın e, daha doğru olduğunu düşündüm Fakat bu hikayeleri yazarken de e, tamamen kurgusal metinler ortaya koymak yerine e, var olan e, işte e, gerçekte yaşanmış hikayeleri bulup onları hikayeleştirmeyi uygun gördüm e, Neydi bu hikayeler işte e, harfin kılavının hemen arkasından, e, kitapta e, okuyanlar belki görecekler onları. E, Seyit Taha Efendi'nin e, Harf inkılabı karşısındaki e, üzüntüsü ve vefatı. E, tarihçi Ali Reşat'ın e, aynı şekilde Harf inkılabının gerçekleşmesinden sonra düşmüş olduğu ekonomik bunalım. E, bunu bir hikaye formatında, kurumsal ümmetin halinde anlatırsak, daha doğru olabileceğini, belki gönüllere dokunabileceğini, bir şeylerin farkına varılabileceğini düşündüm. Gerçek hikayeleri ben bir ölçüde hikaye formatına uydurmaya çalıştım. Yani edebiyatın imkanlarından faydalanmaya çalışarak okura sunmaya çalıştım. Müzik